Tekrar merhaba arkadaşlar. Analitik geometriye devam. Sıra geldi iki doğrunun birbirine göre durumlarını incelemeye. Elimizde bir D1 doğrusu, bir de D2 doğrusu olsun. A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. Eğimini M altında 1 olarak kabul edelim. M1. D2 doğrumuzun denklemi A2x artı B2y artı C2 eşittir 0. Bunun da eğimi M2 olmak üzere diyelim ve durumları incelemeye başlayalım. İhtimallerden bahsediyoruz. D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralel ise eğimleri birbirine eşittir. Yani x'in katsayısının x'in katsayısına oranı, y'nin katsayısının y'nin katsayısına oranı birbirine eşittir. Ama kesinlikle sabitlerin oranı bunlara eşit değildir. Ne zaman doğrular birbirine paralelse, eğer doğrular birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Bir de D1 ile D2 doğrusu çakışıksa, yani üst üste ise eğer, hem x'lerin hem y'lerin oranı hem de sabitlerin oranı birbirine eşit olur. 3 tane ihtimal var arkadaşlar. Doğrular birbirine ya paraleldir, ya diktir, ya da çakışıktır. Şimdi bu 3 tane ihtimali değerlendiren sorularımıza başlayalım. Birinci soruda D1 doğrusu, D2 doğrusu olmak üzere doğruları paralel olduğuna göre M kaçtır demiş. Eğer doğrular birbirine paralelse X'in katsayısının X'in katsayısına oranı eşit olmalı. Y'nin katsayısının Y'nin katsayısına oranı. Ama buradaki bu eksiği unutmayacağız arkadaşlar. Eksi M artı 3. İçler dışlar yaparken eksi 3 ile eksiyi çarptık. Artı 3. 3'ü de içeriye dağıttım. 3m artı 9. 2 ile de m artı 1'i çarptım. 2m artı 2 oldu. 2m'yi sola, 9'u bu tarafa, m'yi bulduk arkadaşlar. M eksi 7'dir. Doğru yanıt B şıkkıdır. Devam. Sıradaki soruya geldik arkadaşlar. Analitik düzlemde verilen doğrular birbirine dik olduğuna göre k kaçtır? Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Zamanında öğrendiğimiz bir bilgi vardı eğim başlığı altında. Ya grafiğini biliyorumdur, ya denklemini biliyorumdur, ya da iki noktasını biliyorumdur. Ne zaman hocam? Eğimi bulmak istediğimde. O zaman ben bunun denklemini biliyorsam y'yi yalnız bırak, x'in katsayısı eğimdir demiştik. Sabitte bir işimiz yok. 2x-3y eşittir 0. Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı eğimdir arkadaşlar. Z'yi yalnız bıraktık. O zaman 2 bölü 3. Bu doğrumuzun eğimi 2 bölü 3'müş. Gelelim buraya. Sabitle bir işimiz yok. Şunu şuraya bir yazalım. Eksi 6x artı k çarpı y eşittir 0. K çarpı y eşittir 6x. Y eşittir 6 bölü k çarpı x. Bunun da eğimi 6 bölü k'dır. O zaman eğimler çarpımı eksi 1 demiştik. 2 bölü 3 ile 6 bölü k'yı çarptığımızda sonuç eksi 1 olmalı. Sebep? Çünkü doğrular birbirine dik. Sadeleştirelim. Oradan 2, 2, 4. K eşittir. Hatta eksi k eşittir 4. O zaman k eşittir eksi 4 olur. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Sıradaki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik bu soruya. Analitik düzlemde yine iki tane doğru denklemi verilmiş. Çakışık olduğuna göre x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayıları oranına eşit olmalı. Aynen yazıyoruz. Eksi 3 bölü eksi parantezinde b eksi 3. Devamında sabitlerin oranı da birbirine eşit olmalı. Eksi 6 bölü c. Şimdi arkadaşlar a'ları sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3. O zaman önce şunu bir değerlendirelim. Tamam hocam. Yani 1 bölü 3 eşittir eksi eksi artı 3 bölü b eksi 3 içler dışlar yaptık. B'yi yalnız bıraktık. 12 bulduk. Bu cepte. Devam edelim. Aynı 1 bölü 3'ü bununla kullanalım. Yani 1 bölü 3 eşittir eksi 6 bölü c içler dışlar yaptık. Eksi 18. C'yi de bulduk. Bizden istenen b ile c'nin toplamı. Bu ikisini toplarsak sonuç eksi 6 olur. Doğru yanıtımız c'dir. Geldik bir başka bilgiye. Özel doğru denklemleri. X eşittir a doğrusu. Aslında zamanında bunlardan bahsettik. Yani x eşittir 2 olabilir, x eşittir 3 olabilir. O zaman bu a dediğimiz değer, işte 2 ise 2, 3 ise 3 ve x eksenine diktir. Bu sol tarafa doğru yaklaştığında, peki y ekseninin üzerindeki hangi doğrudur? X eşittir
Sıfır doğrusu. Bölge taramada yine söylemiştim. Geldik bu tarafa. Y eşittir A doğrusu. Bu da Y eksenine dik olan bir doğrudur. Y eşittir 2 olabilir, 3 olabilir. Yine aşağı doğru indiğimizde tam da X ekseninin üzerine gelen Y eşittir 0 doğrusudur arkadaşlar. Burada bir bilgimiz var. Birinci açıortay doğrusu X ile Y eksenini tam ortadan kesiyen bir açıortay doğrusudur. 45-45. X eşittir Y doğrusu. İkinci açıortay doğrusu da bunun simetrisidir. Yani Y eşittir eksi X. O da 45-45 2'ye böler. Orijinden geçen genel doğru denklemi Y eşittir KX'tir. Ve buradaki bizim K dediğimiz değer de doğrumuzun eğimidir. Peki burada var mı hocam? Var. Bunun eğimi 1. Burada da var. Bunun eğimi eksi 1. Devam edelim. Sıkça karşılaşılan doğrulardan bahsedeceğiz. Yani AX artı BY artı C tipinde olursa X'e 0 ver Y'yi bul. Y'ye 0 ver X'i bul. Yine bundan da bahsetmiştik. Diyoruz ve bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Burada vermiş olduğumuz bilgiyi bir sonraki dersimizde en başta vereceğiz ve devamında sorularımızı da çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.